akşamlar sevgili seyirciler. Bu hafta da çok değerli bir konukla birlikteyiz. Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizle ne konuşacağız? Ben diyorum ki tarih geçmişte yaşamak için değil, bir gelecek, bir ütopya inşa etmek içindir. Şimdi şuradan giriyorum hemen. Konuya birdenbire daldım ama. Şimdi geleneksel sanatlar diyoruz ya, siz de bunun içindesiniz. Ne var? Hat var, minyatür var, ebru var, kaskı var, çini var, cilt var. Evet. Şimdi biz bunları niye böyle kategorize ediyoruz? Yani geleneksel sanatlar diye. Oysa bu bizim zaten kendi sanatlarımız. Evet. Ve bir herhangi bir inkıtaya, bir kesintiye uğramadan normalde devam ediyor olması lazımdı. Oysa biz yani buna geleneksel sanatlar diyerek geçmişten getirdiğimiz sanatlar anlamı yüklüyoruz. O nedenle daha programın başında ben buraya bir vurgu yapayım istedim. Bu arada size modern minyatür sanatçısı da diyorlar bir şekilde önüne veya çağdaş. Bu yaşadığınız çağla, dönemle ilgili değil tabii, farklı yaklaşımlar getirdiğiniz için. Bize kendinizden bahsedin, önce sizi bir tanıyalım. Sonra bazı minyatür çalışmalarınızı görelim. Ondan sonra da diğer konulara gireriz. Tamam. Benim bu geleneksel sanatlarla tanışmam zaten kültürümüzü, tarihimizi merak etmemle de başladı. Yani resim yaparken, sanatı çok severken hani bize ait ne var? Biz ne yapmışız dediğimizde bunu çok net söyleyebiliriz ki bizim örgün eğitim içinde çok severek almıyoruz. Özel ilgi alanı oluşturursanız kendinize daha sağlıklı alabiliyorsunuz. O zaman bu kapı açıldı. Aslında yağlı boya da bir geleneksel sanattır. Çünkü tekniği tüm gelenekleri kavrar. Önce tekniği öğrenirsiniz. Ondan sonra yani zanaat kısmını öğrenirsiniz ve sanat başlar. Bu bize ait topraklardan gelmiş ve bizden sonra da devredecek artık. Hani anda biz onu... İnşallah sayenizde diyelim, hani şu devredilme kısmı. Gayret ediyoruz en azından kendi adımıza diyelim. Bu şekilde bu sanatlar devam ediyorlar. Dönem dönem tarihi içinde kopukluklar, zayıflıklar da olsa devam etmekteler. Ben... Aslında eğitimim sosyal bilim. Nerede o? Sosyal antropoloğum. Kendi daha sonraki meslek hayatım, profesyonel hayatım tamamen ayrı. Türkiye'de sanatçı olmak da kolay bir şey değil. Biraz bağımsız kalmak istiyorsanız geçim olarak da bir şeyi daha halletmiş olmanız gerekiyor ayrı bir sektörde. Yüksek lisansım daha sonra yaptığım için tamamen bu yine kültür üzerine ilgimden dolayı kültür varlıkların korunması üzerine. Bütün bunlar daha sonra uzun bir zamanda bir araya toplandılar aslında bilgi ve birikim olarak ve tercihler olarak. Ve minyatür yaklaşık işte bir 24 yıldır da hayatımda var. Yani neredeyse kendimi bildim bileli var gibi. Çeyrek asırdır diye. Evet. Ama mesela şimdi siz özel ilginizden dolayı arayıp bulmuşsunuz. Evet. Hani soru işaretleri, evet, merak. Bu geleneksel sanatlar dediğimiz alanlar kendi akışında devam etmemiş, bu o anlama geliyor. Maalesef. Bunu hat sanatını anlayabiliyorum çünkü biz bir alfabede değiştirdik, evet. Yazımız değiştiği için hat sanatının bir kesintiye uğraması daha anlaşılır bir şey. Hı hı. Ama diğer görsel sanatların bu şekilde kesintiye uğraması ve bir şey keşfediyormuşçasına geçmişe dönüp keşifler yapmak, yani bu çok anlaşılır bir şey gibi gelmiyor bana, doğrusunu isterseniz. Şimdi siz minyatür çalışmaları yapıyorsunuz zaten. Daha büyük çalışmalara imza atıyorsunuz, şehirlere
çini üzerine minyatürler yapıyorsunuz. Evet. Bir devasa büyük boyutlarda, öyle değil mi? Evet, öyle çalışmalar da var. Başka? Yani şöyle bakmak lazım, kreatif, yani kendi özgün tasarımlarınızı yapıyorsanız aslında bir tasarım yaptığınız. Yani minyatür gibi o sanatın bir doğruları var, o kurallara uyuyorsunuz. Ama şu an olduğumuz anda da bunun kabul edilişini daha adapte ediyorsunuz. Mesela şehri çalışıyorsunuz, daha gündelik hayat çalışıyorsunuz ya da çini gibi farklı bir malzeme üzerinde çalışıyoruz. Bu ne olabiliyor? Çok büyük, diyelim ki metrelerce büyük bir alana şehir mobilyası olarak ya da mimari unsur olarak ekleyebiliyorsunuz. Evet. Böylece daha çok kişiye ulaşıyor yaptığınız işler. Alanı genişliyor. Ve şu an bunda hikayelendirme, yani anlatmak istediğimizi de çok rahat, çok geniş bir kitleye sunabiliyoruz. Yani şey var, şu anki durumlar, şu anki malzemelerle eski sanatları uygulamak mümkün. Bir de mesela çini ve minyatür birbirine o kadar yakışıyor ki. Çünkü ikisi de bizden. İkisi de, yani bugün yurt dışında bir müzeye gidin, İznik çinisini hiçbiri inkar edemez. Bir sürü inkar etmeye uğraşır diğerlerini ama onu edemez artık. O kadar bizdendir, o kadar bize anlatan bir şeydir. Yine minyatür bizden, iki sanat birleşiyor. Hikaye zaten, size ait bir hikaye anlatıyorsunuz. Böyle heyecan verici işler çıkıyor. Doğru. Şimdi tabii bu üstünde konuştuğumuz sanat dallarının bir zanaat tarafı var. Tabii. Sadece görsel sanatlar değil, bizim diye mesela divan şiiri de çok sıkı kurallara bağlı bir şiirdir. Yani şaire özgün bir şeyler söyleme imkanı çok kısıtlıdır, öyle söyleyeyim. Hani mazmunlarla o kadar çok bezelidir ki hani onun arasından sanatçı kendi özgün sesini duyurabilsin. Öyledir. Minyatür de biraz böyle, hat sanatı da değil mi? Katı kuralları olan sanat dalları bunlar. İşin zanaat tarafından baktığımızda. Bir kere hani Hüsnü Hatta ayrı söyleyeyim, harf yapısını bozmamanız gerek. Yani o yüzden orada çok kesin bir duruş var ama ondan sonraki istifler gene serbest. Yani oradaki duruş kuralı harf yapısıyla, evet, onu doğru yapmanızla ilgili ama istiflerde şeyde serbestsiniz. Minyatürde de bu... Bizim resimden de ayrıldığımız noktalar var hani burada girersek. İşte girelim. Teknikler olarak baktığımızda oldukça ince bir işçilik var. Yani fırçanızın, boyanızın her aşamasının çok ince çalışılması ve temiz çalışılması lazım. Fırçanın ucunda kıl gibi ince olması lazım bazı çalışmalarınızın. Evet, yani ben şey diyorum öğrencilere, hoş geldiniz, bütün konuşmamız bundan sonra milimetrenin altında olacak diyorum. Yani gerçekten öyle. Evet. Biraz da işte bu obsesif olan, hani düzene daha eğilimli olan, yani buna meyleden ya da tam tersi modern hayatta çok hızlı olup biraz durulacak alan arayanlar için bile bir disipline çekiyor sizi. Burada bir kere boya, altın kullanma, kağıdın hazırlanması, bunların doğal olması, işte murakka dediğimiz gibi işlemler, bunların hepsini öğreniyorsunuz, öğrenmek zorundasınız. Bunlar yüzyılların bir bilgisi. Ve bu zanaat dediğimiz aslında temel eğitimidir bunların. Tabii. Ve belki 2 yıl, belki 3 yıllık bir sürecinizi alır. Onun üstüne artık iş, yani bu matematikte aslında... Sanat ondan sonra başlıyor. Evet, ama bu hani matematikte öğrenseniz öyledir. Bütün işlemleri yaparsınız, evet. Ondan sonra artık kombinasyonlar artar. Doğru. Bu zanaat kısmında ben de titizim, yani hoca olarak. O kısmı geçtikten sonra... Kopyaya alıştırmazsanız, özgünlere de yavaş yavaş alıştırırsanız zaten özgün işler çıkmaya başlıyor. Ama bizi sınırlamıyor minyatür. Sınırlamıyor. Nasıl sınırlamıyor? Hatta yeni pencereler açıyor. Çok şimdi güzel. Bizde ufuk çizgisinin olmaması, perspektifin sınırlı kullanılması, en önemlisi bir derdi var. El yazması kitaplarda
yazıyı destekleyici olarak başlıyor. Yani bir şey anlatıyor aslında. Tam bir grafik tasarım aslında. Kayıtlandı. Evet, yazının yanında onun görseli şeklinde kullanılıyor. Biz bunları tabii kayıt cihazların olmadığı zamanları da konuşuyoruz. Hani savaşa gidildiğinde o an çiziyor. Daha doğrusu bütün menzilleri, bütün savaşı anlatıyor. Dönüyor, onu kitap haline getiriyor. Ve siz orada kare kare bir film izler gibi bir savaşı izliyorsunuz. Yani padişahın gittiği güzergahı. Ya da sosyal bir olayı, surnameler mesela düğün törenlerini yapıyor şehzadelerin. Bir kayıt olarak bunlar görsel alınıyor. Burada bu hikaye anlatma aslında asıl mihenk noktasını oluşturuyor. Bir şey anlatma derdi var. Bunu anlatma şeklinde de bir sayfada ya da bir tablo içinde mesela ya farklı zamanları ya da farklı olayları bir katmanlar şeklinde anlatıyor. Buna biz minyatür okuma diyoruz. Minyatür okuma ve bunu o fikrin ve gözün gelişmesi biraz eğitim istiyor. Çok farklıdır. Normal resim okumak gibi değildir. İşte o katmanlı hikayeler, yani bir tablonun içinde birkaç hikaye anlatma olana benim için inanılmaz bir pencereler açtı. Yani tam sanki böyle aradığım buydu ve ben onu buldum gibi oldum minyatürle tanıştığımda. Zanaat kendinizi ifade etmek için imkanlar veriyor yani. O kadar da katı kurallara sahip değil. Ya da belli noktalarda katı ama dediğiniz gibi başka pencereler açma imkanları da sağlıyor. Şöyle bir şey var. Minyatürün kuralları bıçak sırtı. Kuralları içinde yaparsanız yaptığınız minyatür oluyor. Ama siz onu diyelim ki işçiliğini çok iyi yapmadınız. Biraz naif resme kaçmaya başlıyorsunuz. Çok fazla grafik ya da illüstrasyon tarzı yapmaya başladınız. Bu sefer yaptığınız illüstrasyon çok rahat denilebilir. Şu an karikatüre doğru giden işler bile görüyoruz biz. Yani oradaki başka bir yere kaymak ama oradan da tam olamamak durumuna girebilir. Yani o dikkatli olması gereken bir şey. Mesela şimdi arkadaşlar ekranda yansıtıyorlar sizin çalışmalarınızdan bazılarını. Topkapı Sarayı. Mesela bu bir tam anlamıyla bir grafik tasarım eseri aslında. Evet. Yazıyla, yazı istifiyle minyatürün iç içe girdiği bir şey. Bu nedir hocam? Şimdi ne anlatıyorsun burada bize? Katmanları bir anlat o zaman bize. Bu Desmal-i Şerif töreni var Topkapı Sarayı'nda. Biliyorsunuz bizim mukaddes emanetlerimiz, yani peygamberimize ve sahabelere ve çok kutsallık ve önem atfettiğimiz bütün şeyler, emanetler Topkapı Sarayı'nda. Dolayısıyla bu kubbenin altında ben onu kendimce düşünüp resmettim. Destimal-i Şerif töreni bu hırkayı şerif takdiminde hırka çok zarar görmesin diye yıllar içinde Peygamber Efendimiz'in hırkası mendil konulurmuş. Onlar bırakılırmış ve Ramazan'ın 15'inde o mendiller alınır, önemli kişilere verilirmiş. Destimal mendil demek. Destimal zaten Farsça evet mendil demek. Bu mendilin dağıtılan mendilde yazan beyit ve ortasındaki ayet. Ve bu mendiller aslında biraz da vefatında kişinin yüzüne kapatılmasını istenirmiş. Bu yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Bunu anlatıyor mukaddes emanetler içinde. Tamam. Yani bir hikaye hem mekanı hem mekanın içindeki ritüeli. Yazıları bir hattata mı yazdırıyorsun? Hattata yazdırıyorsun. Yazı olduğunda her zaman hattata yazdırıyoruz. Evet. Yani herkes burada kendi alanını bilir. Tabii tabii, onda hiçbir mahsur yok. Mesela bir grafik tasarım eseri de birçok uzmanın işin içine girmesiyle oluşur. Şimdi orada bir fotoğraf kullanıyorsanız, bir fotoğrafçı var işin içinde. Tabii. Yani bir illüstrasyon kullanıyorsanız, bir illüstrasyoncu var. Orada. Arkadaşlar bir döndürebilir miyiz? Bir başka minyatürün üzerine yoğunlaşalım mesela videoyu. Devam edelim. Evet, bu Belşehri. Belşehri, Mevlana'nın doğurduğu şehir. Evet, o şehirden ayrılması hikayesiydi. Bu Karatay Kervansarayı aslında bir nevi 18. yüzyıl gündelik yaşam. Yani burada da mesela tek tek kostümleri, o dönemdeki mimarisini, o dönemdeki hayatı inceliyorsunuz. Mesela orayı el atarken.
Devam edelim arkadaşlar. Bu daha modern bir yaklaşım gibi geldi bana. Doğru mu? Daha grafik, evet. Ben mesela burada şey diyorum, biz kendi işlerimize de bakarken ben diyorum ki, çünkü çok fazla proje yapıyorum, çok fazla tasarım ya da afişten tutun birçok şeye, takıya kadar geniş bir alanda iş yapıyorum. Böyle olunca mesela kendi cevabımı da veriyorum. Mesela bu çok hikaye, bazen 15 unsur istiyor mesela. O zaman çok fazla afiş, daha çok grafik çalışma oldu diye. Ama bu burada mesela bu hamdım, piştim, yandım kırmızı olan daki hikaye orada aslında biraz yanmayı, olmayı, biraz o çileyi sıcak renkler o anlatıyor. Nedenle. Evet, yani rengin ifadesi orada odur kullanılan. Bu Çin üstüne uygulama. İşte bu, biraz bu evvel bunun mesela boyutları nedir? 2 metre mesela bu. 2 metre. Çok da büyük değilmiş ama daha büyükleri de oluyor. Daha büyükleri de var. Geniş 6 metrekare çalıştığımız da var. Burada mesela bu mekan mekan dışında -60 yani kışın -30, yazın +30 dereceye kadar giden şeylerde dayanıklılık gösterdiği için İzmir Çinlisi ona göre de sırrı yapıldığında biraz ömürsüz oluyor. Hani balyozla özel bir şeyle dalmaz yıkmazsanız o artık kalabilir orada. Dolayısıyla hem mekanla bütünleşiyor hem neresiyle yaparsanız onunla. Evet, rejiden arkadaşlar diyor ki gerçekten büyüleyici çalışmalar, hepimiz büyülendik diyorlar. Teşekkür ediyorum. İletmiş olayım. Evet, bir iki daha döndürelim bakalım. Amasya. Bu nedir hocam? Amasya. Evet. Şimdi burada tabii ki ben hocalarımı anmadan geçemem Nusret Hoca şehir çalışmaları deyince. Allah rahmet etsin. Tanışırdık biz de Nusret Hoca ile bazı ortak çalışmalarımız da oldu. Nusret Çolpan Hocam'ın şehir çözümlemeleri özellikle mimar olmasından dolayı da ve bunu minyatürle birleştirmesi ve ondan benim gözlemlediklerim. Evet. Yani çok kısa süre ders verdiğinde yani başladığından vefatına kadar hep beraber yoğun çalıştım. Ve onu gözlemlemek bile hani her günü yaptığı işi izlemek bile bir dersti. Şimdi diğer hocam, yani ilk minyatüre başladığım Cahide Keskiner Hoca'yı da yakın bu ay içinde vefat etti. Diyorum ya, devralıyoruz, anı yaşıyoruz, devrediyoruz. Böyle bir hikaye. Evet, ne güzel. Nusret Hoca'nın o şehirleri, dünya şehirleri vardı. Hele, İstanbul başta olmak üzere. New York benim aklımda kalanlar. Kudüs muhteşem. Kudüs, evet. Gerçekten muhteşem eserlerdi. Tekrar rahmetle yad etmiş olalım kendisini bu program vesilesiyle. Şimdi ekranda dönen şeyler, bu da Bursa mı? Evet, bir kısmı burada. Mesela burada şey var, ben şehrin, Bursa büyük bir şehir, bakın kale mesela var. Benim anlatmak istediğim eski hanlar bölgesi. Tarihi zon burası. Sadece orayı almak istemişim, bir çerçevemi almışım. Diğerlerini gece yapmışım, yıldıza boğmuşum ama ben kaleyi de biraz böyle bileklik gibi geçirdim yanından ama almadım. Kaleyi anlatmıyorum. Ben Hanlar bölgesini anlatıyorum. Mesela bu bir katmandır bakın. Ben anlatmak istediğim bölümü ortaya çıkarıyorum. Bu bana bu bakış, bu bana bu rahatlığı veriyor. Uludağımız da görünüyor. Evet. Bu ne? Ben bunu da çok seviyorum. Ben yeşillikler içinde kiraz çiçekleri. Evet. Ben doğa çalışmayı çok seviyorum. Hani bıraksalar böyle sadece doğa çalışabilirim. Katılıyorum arkadaşlara. Diyorum. Gerçekten büyüleyici yani. Göç, bahar, gelişleri biraz müjdeci gibi. Burada da mesela sadece ağaçları anlatmak istemişim. Onu almışım unsur olarak. Ama gene de bağlanmaları var üstüne ve altla, suyla. Biraz perspektif görüyoruz orada ama biz. Evet, değil onu mi? Da anlatırım zaten, kullanabilirim. Bu mesela aslında tamamen çayla olan doğaçlama bir çalışma. Buradaki boya çaydır. Çay mı? Çayla. Çaydır, evet. Ama hikayesi hüzünlüdür. Mesela bunlar benim böyle spontane yaptığım şeyler. Çok kurgulamadan işte biz bir sergi açmıştık. Tam bu Suriye'nin çok yoğun göçlerin geldiği zaman, yani sokakta insanların yattığı zamandı diyeyim. Ben de Eminönü'nde böyle 4-5 çocuk gördük, soğuk şoku. Yani yalın ayaklar, üstlerinde hiçbir şey yok ve o gün acayip bir kar var.
Evet. Ben de hayatımda ilk defa böyle soğuk şoku diye bir şey gördüm. Yani hiçbir şeyin farkında değiller. Onları aldık, ısıttık, giydirdik. Tabii ki hiçbir şeye güvenmedikleri için gönderdik. Sonra doğaçlama olarak şu giden ayaklar mesela biraz şey anlatıyor. Hani biz başımızı çevirip sağa sola bakmadan kendi yolumuza gidiyoruz ya bütün bu olandan ayrı. Yani bu sokaktaki hayvan da insan da olsa biraz o herhalde modern insanın duyarsızlığı. Ya da yorgunluğu mu diyelim, belki herkes kendi hayatına mı dönük yaşıyor, ne diyelim. Bununla ilgili bizim de bir filmimiz var ayrıca. Çok güzeldi, evet. İzlemiştin. Hocam, buna minyatür diyor muyuz şimdi? Ona demiyoruz. Demiyoruz. Evet, bunlar spontane çalışmalar. Spontane sizin ama evet. Evet, bir kuğulu bir, kuğu muydu? Kuğular mı vardı? Pelikanlar vardı. Vardı. Evet, saz yolu. Oraya pelikanları bir görelim. Burada mesela katmanlardan biri Dağ Erciyes Dağı. Evet. Bu da Yay Gölü, Sultan Sazlığı. Evet. Oranı da yaşayan tüm kuşlar. Evet, Kayseri'nin iki meşhur yeri. Yani birisi Sultan Sazlığı, birisi de Erciyes. Ama mesela normal resim yapsak biz bunu ufuk çizgisinde arkada dağı gösteririz. Evet. Fakat onu o hissiyatı kaldırmak için burada çerçevelerle ayırdık. Anladım. Aslında dağ oldukça uzakta ve daha küçük. Evet. Bu ayırım biraz bunu ve bu dalganın dik gelişi şey yapıyor, kaldırıyor perspektifi. Şimdi resimle minyatür arasındaki farklardan biri perspektifin olmaması ya da çok sınırlı kullanılması. Sınırlı kullanılması dedin değil mi? Evet, evet. Yani, hiç yok değil. Hiç yok değil. Tam perspektif var. Belki ihtiyaç duyulduğu kadar kullanılıyor. Evet, çok keyfi kullanılıyor. Ama hikayeyi anlatmada mesela o perspektif engel teşkil ediyorsa mesela hiç girilmiyor perspektife. Zaten minyatürde sanatçı bir yazıya bağlı ya da bir şey anlattığı için ne gerekiyorsa onu anlatıyor. Evet. Yani bir tiyatro dekoru gibi dümdüz bir bina ama perspektifle balkonunu görmek istiyorsa yandan çıkarıyor bir açıyla. Derdi balkondaki ki bir olayı anlatmaksa. Ya da binayı şöyle bir şey, bir karşıdan görüyoruz, bir de kuş bakışı. İki bakışı bir resimde bakışı koruyorsun. Tek resimde görebiliyoruz. Evet. Evet. Ama mesela minyatür okumasına çok basit bir şey söyleyeyim. Genelde resme biz böyle yukarıdan aşağı başlarız okurken. Okurken evet. Minyatürde biraz şeydir, o yukarısı en uzaktır bize, biz aşağısı en yakındır. Mesela o bize yakını, yani yakın bunu olan. Bunu okumayı öğrenmek gerekiyor o zaman. Evet. Şimdi onun, ben olsam ben de onu resim gibi yukarıdan aşağıya, hatta biraz sağa kaya kaya okurum. Evet. Büyük ihtimalle. Ama minyatürde daha farklı bir bakışla okumayı öğreniyorsunuz. Onu da öğrenmek gerekiyor o zaman. Öyle değil mi? Peki, şimdi bir gün Andre Malraux'a bir Japon ressam şöyle diyor. Biz dışında kalmak isterken siz tabloya dahil olmak istiyorsunuz diyor. Avrupa resim sanatı her zaman kelebekleri yakalamak, çiçekleri yemek ve dansçı kızları öpmek istedi diyor. Şimdi Japon resmi de tabii farklı. Evet. Ama onda perspektif var tabii. Var. Minyatür gibi değil. Çin ya da Uzak Doğu resmi diyebileceğimiz. İşte orada da çizgisellik var. Evet, çizgisellik var. Evet. Bir hani bizde şey var, bu katmanlar dışında rengi düz sürme, çok net sürme, pek gölge kullanmama ve de çizgiye hapsetme. Yani bir çizgiyle her şeyi kapatma. Evet. Nüanslı tahrir dediğimiz o da incelikli bir çizgidir. Japon resminde de bu çizgiye de belirtme var. Evet. Minyatürlerindeki kurguda da benzerlikler de var. Ayrıldığımız noktalar da var. Biraz tabii, sizin şu kiraz çiçekleri bana Japon resmini hatırlattı. O kadar yoğun çiçek kullanıyorlar ki bu ressamın eleştirisi de hani çiçekleri yemek diyor yani. tabii farklı kanallarda akıyor. Şimdi bu Avrupa resim sanatına bir kritik elbette ama sonuçta yok sayma anlamına gelmiyor. Yok. Öyle tabii, değil mi? Tabii. Çıkışı nereden hocam bu minyatür? Nereden, hangi, bu coğrafyalardan olduğu belli?
Aslında şöyle... Uzak Doğu etkisi de var mı? Oradan hemen bu soruya geldim. Şimdi biz milata kadar gidersek aslında dönem olarak baktığımızda pek boyut yok. Yine çizgi. Evet, Mısır evet. resmine de baksanız, evet. Uygur duvar resmine de baksanız gittiğinizde dönemi zaten, itibariyle evet. evet bir çizgiyle belirtme, daha hafif boyama evet. ve de çok perspektif kullanmadan yandan ya 45 derecede önden figürleri gösterme gibi bir eğilim tüm dünyada var. İkona resimlerine falan da bakarsanız zaten benzerlik görürsünüz. Yani o havayı görürsünüz. Biraz dünya resminde benzerlik var zaten erken Rönesans öncesine kadar. Sonra Batı'nın yönü değişiyor. Biz de biraz daha o 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Onlardan çok daha sonraya. Orada neredeyse tamamen birebir yapma. Yine kayıt cihazlarının olmadığı zamanları bu arada. Portrenin evet, öne evet, çıktığı, evet. insanların kendilerinin resmedilmesini istediği dönemleri konuşuyoruz. Çok güzel konuşuyoruz. Reklamlardan sonra tamam. devam edelim, olur mu? Hocam hemen devam edelim. Kökenini arıyorduk minyatürün. Evet. Ama siz çok çok gerilere gittiniz yani. Çünkü şeyi anlatmaya çalıştık. Bir dönem bütünlüğü var. Evet. Ondan sonra algıda değişiklik var sanatta. Yani birebir aynısını yapma Batı'nın geldiği... Daha sonra da hızla günümüze geleceksek yine algıda bu her şeyin kaydedilebilir bir dönemde bu sefer de birebir aynı yapmanın bir anlamı kalmayınca aslında çağdaş ya da modern sanat dediğimizde gene algı değişiyor. Yani dönemin kabulleriyle ilgili bunlar değişiyor. Şimdi bize gelecek olursak biz bu topraklara gelişimiz de Orta Asya etkisiyle bağladığımız için dersleri de anlatırken mesela Uygur minyatürden evet. başlarız. Aslında bir nevi işte duvar resminden başlarız kağıt öncesinden. Sonra kağıtla ve el yazması kitaplarında hani o el yazması kitaplar üzerinden tarihi anlatarak devam ederiz. Biz de biraz... belge, yani belgeyi destekleyici olarak Osmanlı'da, sarayda ve Nakkaşhane'de uygulamaları daha çok görülmüş ve desteklenmiş. Uygur deyince Uzak Doğu Çin etkisi olmadığını düşünemeyiz herhalde. Ha? Yok ve hatta dönemine göre Roma'yı da Bizans'ı da yani etkileri, çoklu etkileri sayarsınız. Yani kültürlerin birbirine, çünkü siz birden yüzlerce yılı anlatınca kaçınılmaz olarak kültürler birbirini etkiliyor. Evet. Hakim olanın daha sanata da hakim olduğu, güçlü olanın sanatta da güçlü olup diğer daha zayıfları etkilediği şeyler kaçınılmaz. Evet. Aynı. Ha. Tarih aynı Doğru. şey gidiyor. Peki şu anda dünyada hangi ülkelerde rağbet görüyor minyatür? Sanat icra edilmeye devam ediyor yani. Bu geleneğini devam ettirmeye çalışan ve hatta hiç kopukluk yaşamamış bu konuda bizim yaşadığımız dönem var. Ülkeler var mesela Hindistan, Pakistan aynı kültür, benzer kültür sayarsak. Ondan sonra İran, Japonya'da, Çin'de de devam ediyor. Batı'da daha bir ikona ve hani kilise içinde kalmış şekilde minyatür devam ediyor. Bizde Osmanlı'nın son dönemi biraz Batı hakimiyetinin artmasıyla resim evet. ve yağlı boya dönemi var. Evet. Sonra işte Cumhuriyet'in ilk dönemi biraz hani ülkenin kendini bulması, güçlenme dönemi diyeyim. Ondan sonra bizim bir yaklaşık bir yüzyıllık bir kopukluktan bahsediyoruz. Bunun bize maliyeti ne olmuş dersek, mesela ben festivallere gittiğimizde, çok ülkeden insanla karşılaşıyoruz. Çok da seviyorum hani bu karşılaşmaları. Mesela Hint bir minyatür sanatçısı diyor ki ben 7. nesil minyatür yapıyorum. Kendi boyamı üretiyorum, kendi fırçamı yapıyorum. 8. nesil çocuğuma devretmek için onu yetiştiriyorum.
Şimdi bize sorduklarında biz kaçıncı nesiliz? Ama ticareti başka şeylerimizde de aslında bu böyle. Hani yani kimse diyebilir ki bizim ailem 7. nesil bu işi yapabiliyor. Ne olmuş? Boyamızı kaybetmişiz. Avrupa boyası kullanıyoruz. Fırçamızı üretemiyoruz. Bunlar bence çok önemli. Ondan sonra adımız minyatür. Niye minyatür diyorsunuz diyorlar. Aslında bizim evet. Osmanlı dönemindeki adımız saray nakkaşhanesi var zaten. Bu sarayda bütün bu sanatları icra eden, yani bir el yazmasının oluşması evet. için ne gerekiyorsa, hat, tesip, ondan sonra kağıtçı, boyacı, cetvel, keş, renksen, renkleri yapan hepsi bir arada çalışıyor. Hepsine nakkaş mı deniyor yoksa? Hepsinin ayrı adı var. Nakkaşhanede. Evet, nakkaş başları. Minyatüre nakkaş dendiği doğru mu? Minyatüre bir tasvir. Yok, zaten şeydir, resimdir aslında ve ressam anlamında tasvir eden, musavir. Nakşeden gene nakkaş, nakkaşi de denmiş. Biz de bu dönem ve hafıza kaybı ve yeniden hatırlamada Batı'nın verdiği ismini hatırlamışız. Yani evet. Batı'da Orta Çağ... İtalyanca kökenli galiba. Evet, Orta Çağ el yazması kitaplarda ilk harfler böyle desenlidir. Orada evet. bir kırmızı kullanılır. Oradan minyum, minyatür el yazması kitapları adıdır. Bizde de o şekilde şu an kullanılıyor. Yani kültür aslında kopukluğu affetmiyor. Yani hiç, o zincirin, o halkanın hiç kopmadan bir sonraya devredilmesi ve gelişmesi, güçlenerek devredilmesi lazım, eklenerek. Böyle bir durumumuz var. Arayı kaparız diye ümit edelim. Kültür ve sanatın iki boyutlu işlevi var bana göre. Bir, ekonomik ve teknolojik ilerleme, yükselme. Evet. Ancak kültür ve kültürel ve sanatsal gelişmişlikle mümkündür. Kuşkusuz. Bunun yanında eğer dünyaya bir şey söyleyeceksek ülke olarak bunu kültür ve sanat üzerinden ancak söyleyebiliriz. O nedenle adına ister geleneksel sanatlar diyelim, ister genel olarak, jenerik anlamda sanat diyelim, sonuçta bir Türk ressamın elinden çıkan resim ya da minyatür aslında kültürel olarak da bu toprakların izini taşır bir şekilde. Eğer özellikle bir kaçış yoksa, özellikle bir öykünme yoksa doğal olarak taşır. Nitekim öyle olmuştur çoğunlukla. Şimdi bu bakımdan soyut şeyler ekonomisi, minyatürü, başka sanatlarımızı olduğu gibi minyatürü de çok fazla önemsiyor. Sizin gibi değerli bir minyatür sanatçısıyla da onun için sohbet ediyoruz şu anda. Teşekkür ederiz. Bu sanatları anlatmak, yani giderek daha çok biliniyor ama evet. Farkındalık oluşturmak, bildirmek ve sonra sevdirmek evet. aslında onun devamlılığını sağlayan şey. Evet. Bu isterseniz bir arkeolojik alan da olur, bir bina da olur. Bilip farkına varıp sevdikten sonra zaten sahiplenme gelir, yok etmezsiniz onu. Bizde şeyimiz minyatürde, minyatür sanatının hani daha sonrasına devrinde hani kayıpları olsa bile gerçekten çok ilgi var. Yani ben çok mutluyum. Bir de şunun farkına varma var. Ben yurt dışına gittiğimde sanat festivallerine birçok yere benim ülkem, benim sanatım bu topraklarda yüzyıllardır yapılıyordu. Benim kültürüm işte şu yüzyılda böyleydi, bu yüzyılda böyle, şimdi böyle diye bir süreci anlatabilmek çok onore edici ve insanların o zaman ilgisini çekiyor. Çünkü sen diyor Türkiye'den geldin, Türkiye'yi bilmiyor. Bazen tanıdığı tek Türk siz oluyorsunuz. Bir de bu var gittiğiniz İlk yerde. Betek, evet. Evet, olabildiğince o temsiliyet kavramına zaten dikkat ediyorsunuz. Evet. İkincisi aklında sen sana ait ne var diyor. Yani bu yemeğiniz de olur, bu giyiminiz de olur, görgünüz de olur, sanatınız evet. da olur, artık müziğiniz de olur. Sizi yansıtan neyse onu görmek istiyor. Siz gidip ona ait bir şeyi ona sunduğunuzda hiçbir anlamı yok. Zaten o daha iyi yapıyor. Elbette. Orada siz o zaman görünmez bir hiç oluyorsunuz. Ama kendinize ait bir şeyle anlattığınızda görünür oluyorsunuz. Elbette. Aslında sizinle birlikte kültürünüz ve ülkeniz de görünür oluyor.
Ne güzel konuştunuz. Son cümleler muhteşemdi. İlgi genel olarak nasıl? İlgi çok güzel. Çok genç. Yani şu an işte 10 yaşından 70 yaş aralığı eğitim veren biriyim. Yani yaş şeyine de pek inanmıyorum. Yani her zaman insanların dönemi var, olgunlukları var. Hani öyle sınırlamaya da inanmıyorum. Her zaman öğrenilebilir, başlanabilir. Benim için bir kendimi ifade etme aracıydı. Yani benim anlatacaklarım vardı. Bana ait, benim kültürüme ait bir şeyle anlatma ihtiyacım vardı. Evet, minyatürü tercih ettiniz. Evet. Bilinçli bir yöneliş yani. Evet, gelenler de çok bilinçsiz değil. Gene bir şeyleri, bir anlatma istekleri var. Ders veriyoruz, kurumlar destekliyor. Kurum desteği önemlidir böyle bir durumlarda. Yani kendi kültürüne ait bir şey desteklemesi de önemli. Ve ben mesela ders vermeye çok geç başladım. Yani kendi yoğun profesyonel hayatım dışında da şöyle bir şeyden başladım. Ben bir kültüre ait bir birikim, bir bilgi, bir edinimler yıllar içinde edindim. Ve artık bunu devretmeliyim. Yani bu aynı hani o zincirin halkasının kopmaması gibi. Yani o duygunun baskısıyla başladım. Ve çok güzel insanlar, karşılaşmalar, sanat üzerinden buluşmalar. Yani düşünsenize saatler geçiyor ve siz sadece sanat konuşuyorsunuz. Buna ne dedikodu giriyor, ne dış dünya giriyor, o günkü hayat dertleri giriyor. Biraz sığınıyorsunuz. Ne güzel. Evet. Ülkenin en büyük elçisi siz oluyorsunuz o anda. Nefes alıyoruz öyle orada. Oluyor. Öyle oluyor. Şimdi sanatçı biraz naiftir. Naif ruhlar birbirine sığınıyor diyorum. Biraz ruhu daha da inceltiyor zaten. Evet. Kolay mı yapıyoruz, zor mu? Ama hani modern hayat biraz hoyrat. O hoyratlığa biraz daha zorlanıyorsanız sanat size daha iyi geliyor. Hocam, şu beni her zaman korkutmuştur. Haklıyım da bu korkumda. Şimdi geleneksel sanatlar, işin mimari boyutu da var biliyorsun. Evet. Veya hat sanatı var, işte minyatür var, tesip, işte, bir tesip var. Şimdi geleneksel sanatlar deyince bir geçmişi kutsama ve geçmişi yüceltme gayreti nedeniyle ilgi biraz yükseliveriyor. Fakat onun günümüze yansıyan tezahürleri maalesef karikatürün ötesine geçemiyor. Evet. Mesela Selçuklu mimarisi diyoruz. Şimdi bu maalesef bazı arkadaşlarım beni bağışlasınlar. İş bilmez mimarların elinde karikatüre değil bir komediye dönüşüyor. Yani evet. O kadar da kötü olabiliyor. Şimdi tabii ki bu kesintinin inkıta eski deyimle bunun bu bir faktör, kabul edelim. Ama yine de geçmişe dönük ya da geçmişten getirdiğimiz, devşirdiğimiz değerleri bu kadar hoyratça değil, daha hassasiyetle, bir kuyumcu hassasiyetiyle ele almamız gerekir. Yani o kadar değil. Bir de şu var, yani şöyle bir şöyle bir kurgu yapmalıyız zihnimizde. Tuttururuz veya tutturamayız ama bu bir çabadır. Ya aradan 100 yıl, 150 yıl bir zaman geçmiş ve bir boşluk oluşmuş diyelim ki. Ya bu olmasaydı bu sanat nasıl ilerlerdi acaba? Veya mimari nasıl ilerlerdi? Aynı kalacağını düşünebilir miyiz? Hayır. Selçuklu, Selçuklu devleti olarak Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu olarak devam etseydi evlerde bir televizyon köşesi olmayacak mıydı bugün? Yani modern hayata, bugünün hayatına, bugünün eşyalarına, bugünün bakış açılarına uyum sağlamayacak mıydı? Elbette olacaktı ama bir Osmanlı evi nasıl dönüşecekti? Yani arada kesinti olmasaydı. Şimdi kesinti korkunç bir şey yaptı. Bir,
gerçekten şehirlerimiz mahvoldu, mimari anlamda diyorum. Mahvoldu yani. Anadolu'ya zaman zaman gidiyorum ve kahrediyorum, öyle söyleyeyim yani. Tarihi kent dediğimiz kentlerin bile girişleri aynı. Sağlı sollu altı mobilya mağazalı kötü apartmanlarla dolu. Evet. Maalesef. Şimdi... Bir karakteri yok. Evet. Karakteri yok. Bakın emin olun geçen Gaziantep'teydim. Aynı apartmanlar. Karadeniz'de, Trabzon'da aynı apartmanlar. Bak farklı kültürler birbirine. Evet. Buna rağmen en son Mardin'de böyle bir şey de aynı var. Birincisi bu. İkincisi de şu. Bir de şu gayret var. Bu gayreti de önemsiyorum gerçekten. Biz nasıl kendi kültürümüze uygun şehirler ve evler inşa edebiliriz? Şimdi bu hassasiyeti, bu gayreti önemsememek mümkün değil. Ama bunu çok ciddiye almak zorundayız. Yoksa gerçekten uydur kaydır işler çıkıyor karşımıza. Burada en önemli şey bilgiyle ilgili şey. Evet. Yani siz bir şey yapıyorsanız bilerek bilgilenmesini tam olarak yapacaksınız. Evet. Dediğiniz gibi ya eskiye öykünüp onun kötü kopyalarını aynısını evet. bile yapamıyoruz. Bu evet. da vahim. Aynısını yapamayız ki. Aynısını yani yapma. Mümkün değil. Teknoloji uygun yapıyor değil. Ama daha kötü örneğini yapıyor. Yani kötüsünü yapıyor çünkü betonla yapıyoruz taşla yapılmış camilerin yeni imitasyonlarını. Beton ve demirle yapıyoruz. Aynısını zaten yapıyoruz. Burada kültür üzerinden bakarsak bir kere yereli korumak gerek. Hani bu kadar global baskının altında nasıl koruyacaksınız diyorsunuz ama... Varlığınız o sizin. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Yani dünyaya bir şey söyleyecekseniz onun üzerinden söyleyeceksiniz. Yani başka bölgesel zenginlikleri birinde dokuma olur, birinde tarım olur, evet. birinde taş olur, birinde nakış olur, birinde gümüş olur. Muhakkak. Bölgesel zengin ya da mutfağı olur. Bölgesel zenginliğinizi bir kere korumanız gerek. Biz bir kere onun elimizdeki her şeyi tüketim aracına döndürüyoruz ve tüketiyoruz. Ne oluyor? Bir yörenin çok iyi bir mutfağı çok kötü malzemeyle ve tüketi satılabilir görüldükten sonra İstanbul'da kötü bir tüketim aracına dönebiliyor. İmajını da olumsuz etkiliyor gibi. Yani onu bir kere koruması gerekir. İkincisi sanatta mesela biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Çok kişi yapıyor diyoruz. Bir bulanıklık var. Hani çok evet. kişinin olması. Tabii biraz o da gerekiyor. Bir süre sonra elenecek bunlar. Muhakkak. Yani biraz nasıl bir dönemdeyiz biz? Hem kendini tanıma, hem çok bilgili olamama, hem de biraz onu zedeleme gibi bir dönemdeyiz. Bir de sınırlarımızı çok bilemiyoruz. Yani eskiden devraldık. Onu biz ne kadar değiştirebiliriz? Zaten bütün mesele burada. Siz değiştirmek değil de ne ekleyebiliriz? Daha bozmayalım, sanat kısmını tam yapalım. Onun üstüne ekleyeceğiniz şey de bir kere çok bilgilenmiş olacaksınız. Yani ben hayatımda okumadığım kadar okumadım. Ben yani çok iyi bir kütüphanem vardır, hani bilinir kitaplığım ve hep okuyorum. Ve hep eksik hissediyorum her okuduğumda da. İkincisi seveceksiniz. Yani o zaman bozamıyorsunuz. Ama bilmeden de sevemiyorsunuz. Yani siz gidip bir Osmanlı'ya ait üzerinde güzel bir hüsnat olan, nakış olan bir çeşmeyi size devrini bilirseniz, süreçlerini bilir tanırsanız sprey boyayla üstüne adınızı yazmazsınız. Eliniz gitmez, yapana da engel olursunuz. Hani her yer dolu ya. Hikayelerimizi de kaybettik biraz. Aslında o eserler de kendi hikayeleriyle ayakta duruyor ya. Şehrin öyle. Hikayeleri var. Şehir size konuşuyor. Evet. Ama evet. dinlemeyi evet, bilmeniz için lazım. Bilginiz evet. gerekiyor. Valla belediyelerin en önemli misyonlarından biri şehrin hikayelerini kendi vatandaşlarına evet. anlatmaktır. Aynı zamanda şehirlilerine bence. O çeşme. Evet. Eski değerini yeniden ancak hikayeleri canlandırılarak bulabilir. Bunun handikapları şöyle var. Doğduğu şehirde kimse değil neredeyse. Bir bu var. Geldiğiniz yeri sahiplenecek kadar belki konforunuz ve hayat rahatınız olmuyor. Ya da size o edinimleri vermiyorlar. Ama bir kere sorumlusunuz. Yani bu topraklarda yaşıyorsanız bu toprağa sorumlusunuz. Evet. O duygunun gelmesi lazım. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Bir çocuğun yetişmesi için bir köy gerekir derler.
bir çocuğu neredeyse ebeveynsiz yetişiyor, bir tabletle yetişiyor şu an. Yani o kadar çok ilgi, şefkat ve bilgilenmenin içinde olması gerek ki olduğu anı, olduğu hayatı o da sahiplenebilsin. Hani hep diyoruz ya, bize geleni işte devredeceğiz ama sağlıklı devredeceğiz. Mesela birçok şeyi şekli yapıyoruz ama manayı bilmiyoruz. Sadece hareket olarak yapıyoruz. Evet. Arkadaki hikayeyi kaybetmişiz, anlamı kaybetmişiz. Gene sahiplenemiyoruz, hatta gene bozan olabiliyoruz o zaman. Hocam, bu sözü ben daha önce duymamıştım. Bir çocuğun yetişmesi için bir köy gerekir lafını. Ben yıllar önce bir şey öğrenmiştim. Herhalde bir psikoloji şeyi bu. Çok annelik diye bir kavram var. Çok annelik. Evet. Biz bu çocukluğumuzda yaşadık bunu, çok anneliği. Yani kendi annemiz dışında mahallenin bütün kadınları bizim annemizdi yani. Her kapı açıktı. Her kapı açıktı. Bu aynı zamanda o anneler, diğer anneler bize, annemiz evde yoksa öğle yemeği vermezdi. Aynı zamanda o evin kültürü de. Evet. Bize açılmış olurdu. Hı hı. Çünkü her evin kültürü, bu aynı zamanda toleransı, hoşgörüyü, başkalarının farklı olabileceğini, farklı eşyalar kullanabileceğini, farklı yemekler yapabileceğini ve yiyebileceğini de gösteren önemli bir şeydi gerçekten. Eğitim demişken, sizin eğitim faaliyetleriniz var. Usta çırak ilişkisi, evet. Usta çırak ilişkisi dedik şeyde, minyatürde de. Biraz onlardan bahsedelim. Tabii. Bu sanatın yaşaması için işte güvencemiz sizlersiniz zaten, saysak bir elin parmaklarını geçmezsiniz diye düşünüyorum. Sanat yapmak ve sanat yaparak hayatta ve ayakta kalmak kolay bir süreç değil. Evet. Yani bir şekilde onu devam ettirmek için ayrı gayretlerinizin olması gerekiyor. İşte bütün dünyada o bakımdan devletler sanatkarlarını desteklerler. Temsilci gibi görürse evet önemlidir. Yani ki ben burada ayırmıyorum. Hani bu müzikte olur, sanat resimde olur, şeyde olur. Yani sizin yani o sizin dış bağlantınızı en yumuşak yapacağınız, en kavgasız yapacağınız alan aslında, en dost yapacağınız alan farklı kültürlerle. Çok akıllıcadır yani bu alanı desteklemek. Bizde hoca-çırak ilişkisi geleneksel sanatlarda ya da işte klasik Türk sanatları da diyoruz, klasik Türk İslam sanatları da diyoruz, bir sürü farklı başlıklar diyoruz. Biraz daha böyle yakın temas gerektirir. Nasıl? Siz hocanızı birebir izlersiniz, gözlersiniz. Biraz daha saygıyla, biraz daha bağlılıkla devam edersiniz. Hatta yani hoca biraz gönüllülükle yapar. Çok maddi unsurun dönmediği bir alandır. Ve normal hayatlarımız devam ederken artık gayret ettiğimiz bir alan. Bunu dayanıyorsanız büyük bir başarı zaten. Öğrenciler onun yani bu kültürün devamlılığının dikeyindeler, bilincindeler. Dolayısıyla ona dikkat ediyorlar ve gayret ediyorlar. Ben kendi adıma gerçekten dedim, belli bir bilgi birikimi kendim yettiğince yaptım. Bunu devredeyim. Çok genç öğrenciler var. Yani bu ne demek? 20 yaşında ben birini eğitsem, o da bir 20-30 yıl yapsa, birkaç yetiştirse, böyle düşünüyorsunuz ve sağlıklı bir şekilde onlar biraz ekler benden. 70 yaşındakiler de var dedin, onlar da. Herkesin ayrı tabii, zenginliği var kattı. Onlar da emeklilikleri için ne güzel bir şey, kendilerini ifade etme imkanları bulmuş olacaklar. Yani hayat bağlanmasını sağlıklı bir şekilde yapıyor, bakmayın. Tabii, yani hem üretiyor hem de dışarıya az zarar olmayan, kendine yarara olan bir alanda üretiyor. Bu yüzden de önemli. Yani o konuda ben her şeyi, emeği takdir ediyorum. Tamam, program müdürümüz mutlu sordu. 40'ından sonra da öyle, eyvah yaşını ifşa ettim, öğrenilebiliyor mu diye. Bak 70 yaşında diyor mutlu. Şimdi, her zaman. Evet, 70 yaşında öğrenciden bahsediyoruz yani. Biraz eski bir, eski kelimeler kullanacağım ama yenilere bunu ifade edemiyor. Evet.
diyorum ki tahayyül ve tasavvur dünyamızı biz büyütmedikçe ülke olarak büyüyemeyiz. Bunu yapabilecek araçlarımız bunlar bizim. Genişlememiz lazım. Çok sığ, çok dar, çok ön yargılı, çok katı bakışlarla biz şey yapamayız. Biraz böyle birbirini sahipleyen, destekleyen, olumlu konuşan alanlar yaratamayız. Çok genişlememiz yani bütün bu. Hem kreatif alanda, yaratıcı alanda zihnimizin, özgünlüğümüzün genişlemesi lazım. Hem birebir ilişki ve temas alanımızda genişlememiz lazım. Evet. Hem de tarihe bakışımızda. Yani bütün bunlarla barışmanız lazım. Ben hep derim, ben sanata başladıktan sonra tarihimi öğrendim. Sanata başladıktan sonra dünyayı öğrendim. Sanata başladıktan sonra renkleri ve bir sürü şeyi öğrendim. Yani sanki hiçbir şey öğrenmemişim gibi her şeyi yeniden öğrendim. Bunu hepimiz yapmak zorundayız, sorumluyuz. Yani biz bu şekilde geldik. Biz hocam, biz dönüp tarihte yaşayamayız. Tarih öyle bir şey geçti. Değil. Tarihi bugüne de getiremeyiz. Tabii. Ama biz tarihimizi bilmek ve onu bir zemin olarak görmek zorundayız. Kaçınılmaz bu. Ayağınız nereye basacak? Evet, nereye basıyor ayağınız? Sıçrasanız bile bir yere basmak zorunda. Ve inşa faaliyetini ancak onun üzerine yapabiliriz. Bir boşluğa yapamayız, uzay boşluğuna yapamayız. Bize tarih geleceği inşa etmek için lazım. Evet. Onun içinde yaşamak için değil. Zaten öyle bir şeyin imkanı yok. Yani. Bu basamak basamak inşa etmek gibi. Her ettiğiniz o kadar sağlam olacak ki bir üste binen, bizden sonra da binecek olan sağlam zemine otursun. Onu bilmek anlamında. Yani önce bilgileniyorsunuz, bakın doluyorsunuz ve taşıyorsunuz. Artık siz kendi bilginizi üretiyorsunuz, kendinize ait değeri. Ondan sonra da siz artık o hem geçmişe hem kendinize ait bilgiyi devrediyorsunuz. Üzerine ekleyen bir iki kişi de olursa ne güzel, bu devredecek değil, devam edecek demektir. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bak süre ne çabuk bitti değil mi? Bitti mi? Evet, maalesef. Ben teşekkür ederim. Maalesef bitti. Çok yararlı, keyifli gerçekten şey oldu. Bir program oldu. Sevgili seyircilerimiz, haftaya bir akademisyen grafik tasarımcıyla birlikte olacağız. Bence o programı da kaçırmayın bugün yaptığınız gibi. İyi akşamlar.